Giresun köylerinden Aludra ilçesine bağlı Dere Çiftlik köyündeyiz. Dağların arasında bir vadide kurulu köy, ilginç bitki örtüsüyle ilgimizi çekiyor. Uzunlu kısalı dizilmiş ağaçlara bakın. Nasıl da değişik bir hava katmış köyün doğasına. Farklı bir enerjisi var buranın bizi içine çeken. Köyün eski adı Saymuhal. 1928 yılından itibaren köy Dere Çiftlik Köyü olarak anılmaktadır. 1524 rakıma sahip Dere Çiftlik Köyü 65 hane. Bu sayı kış aylarında 5 haneye kadar düşmekte. Aludra ilçesine bağlı Dere Çiftlik Köyü, Giresun'a 75 kilometre, Aludra ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Kışın çok kar yağarmış buralara, yollar geçit vermezmiş eskiden anlatılanlara göre. Bu yüzden olsa gerek, köy halkı farklı diyarlara göçüp gitmiş çalışmak için, okumak için, hayatını kazanmak için. Köy geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Hatta bazı hane halkının aracılıkla da uğraştığı bilgisini aldık. Anlaşılan köy halkı geçimi için her fırsatı değerlendirmiş bu köyde. Ne kadar özenle dikilmiş, ekilmiş bu seralar. Adeta bir sanat görüyoruz burada. Görenlere maşallah dedirtiyor. Afiyetle, sağlıkla yemek nasip etsin diyoruz biz de ve gözlerimizi alamıyoruz ekinlerden. Bazen sadece izlemek bile mutlu ediyor insanı. Şu doğaya bakın, dinleniyoruz sanki değil mi? Hayallere kapılıp gidiyoruz köyün görüntülerini izlerken. Değişik bitki örtüsüyle civar köylerden farklı bir enerji veriyor bize. Alçalıp konmak istiyorsunuz bir kuş misali. Karşımıza almışız Kabak Tepe'yi, Gacır Kayası'nı, Dere Çiftlik Köyü'ne doğru ilerliyoruz. Köyün içine doğru gidelim ve köy sakini Bayram Güzeci Bey'le yaptığımız sohbeti izleyelim. Köyümüzün 3 tane mahallesi vardır. Karşı mahallesi, aşağı karşı, yukarı karşı ve Meleklik mahallesi ve aynı zamanda Cam mahallesi diye devam ediyor. Köyümüzün geçim kaynağı önceden tarla, öteber işte böyle bostan falan ekerlerdi. Şimdi de o zamanlar ekiyorlardı ama yetmiyordu, kalabalıktı nüfus. Daha sonra 1970'lerin sonunda ve en sonunda 90'da buradan millet burayı terk etti. Gurbete, İstanbul'a gittiler. Sene 1991'de de biz tekrar köyümüze geldik ve burada
eski yapımızı yıkaraktan yerine yeni yapı olan 1991'de evimizi başlattık ve bizi gören bazı köylülerimiz de aynı şekilde 92, 95, 99 derken şu anda fevkalade herkes buraya yerleşti, yani yazlık olaraktan geliyorlar. Hane sayısı şu anki durum 65 hane. Kışın 5 hane kalıyor. Bunlar da ineği danası olanlar, yani hayvancılık yapanlar. Burada kalıp kışı burada geçiriyorlar. Köyümüz 1524 rakıma sahip. İlkokulu burada okuduk. Sene 1968'de okuldan şey yaptık, çıktık hayırlısıyla. Ondan sonra burada işte çobancılık yaptık. Şunları yaptık, bunları yaptık bir şekilde. Çift sürmeler, buraya çok kar yağardı. Yani eskiye baktığın zaman çok kar yağardı. Geçim sıkıntıları vardı. Fırınlara ekmek yapardık. Kete gözleme yaparlardı. Ondan sonra kuru ekmek dediğimiz böyle kuru ekmek yaparlardı. Bunlarla geçimimizi sağlıyorduk. Yani evvela tarlayı eker, daha sonra da işte üğüdür, şudur, budur bir şekilde işi hallediyorduk yani. Harika bir görüntüyle gözlerimizi daha da açarak izliyoruz Dere Çiftlik Köyü'nü kuş bakışı. Yüksekten süzülen bir kuş misali yavaş yavaş köyün içine sokulmak istiyoruz. Köyün tek camisi olduğu bilgisini almıştık köy sakini Bayram Bey'den. 1324 yapımı cami, 3 mahallesi olan köyün tek ibadet yeri. Yeşiller arasında bir tarih duruyor. Minaresi hala ayakta. Burada okunan ezanı duyan halk koşarak geliyor ibadetini yapmak için Dere Çiftlik Camisi'ne. Taş duvarlı cami sağlam yapısıyla dikkatimizi çekiyor. Merakla giriyoruz içine. Mavi turkuaz tonların hakim olduğu duvarlar içimize huzur veriyor. Temiz, mütevazı, şirin bir cami Dere Çiftlik Camii. Olarak tekrar dıştan bakıyoruz camiye. Ahşap kapısı üzerindeki Arapça yazılı tabela dikkatimizi çekiyor. Yıllara meydan okurcasına ayakta duruyor Dere Çiftlik Camisi. Ve daha nice uzun yıllar köy halkına kucak açacak diye düşünüyoruz Dere Çiftlik Camisi'nin. Dere Çiftlik Köyü mezarlığı köyün biraz dışına konumlanmış. Allah'tan rahmet dileyerek ayrılıyoruz buradan. Köyde eskiden kalma bir okul var. Şimdilerde maalesef faaliyette değil. Okul çok bakımsız. Ama bahçesi ekilip biçilmiş. En azından toprağını değerlendirmiş köy halkı. Temennimiz okulun tadilattan geçirilerek ileriki günlerde en
en azından bir kütüphane veya okuma salonu olarak kullanılması. Bu sıcakta suyundan serpiyoruz yüzümüze, ferahlıyoruz. Oldukça eski olduğunu anlıyoruz yanı başında duran zincirli kasesinden ve ay yıldızlı işlemesinden. Bir diğer çeşmemiz köy meydanında bulunan çeşme. Cami mahallesinde bulunan çeşmenin suyu hala akıyor. Üzerindeki yazılar silindiği için kime ait olduğunu göremiyoruz. Ama yüzümüzü yıkayıp serinliyor ve buradan ayrılıyoruz. Ağaçların arasına saklanmış bir tarih görüyoruz. Bu bir değirmen. Eski zamanlarda köyün buğdayı burada öğütülüp çekilir, sonra da çuvallanıp satılırmış. Şimdilerde kullanılmıyor. Kapısı kilitli. Teknoloji gelmiş, hükümranlığı bitmiş bu eski değirmenin. Ama yolu hala açık. Bu küçük değirmeni ziyaret etmek isteyenler gelip görebilirler. Kameramıza poz veriyor köyün sevimli köpeği. Onu da selamlamadan geçmiyoruz. Ve yollara düşüyoruz. Dere Çiftlik köyü içerisinden geçerek ilerliyoruz. Köy sakin, ağaçları gökyüzünü selamlıyor. Asfalt yol bitiyor, toprak yol çıkıyor önümüze. Engebeli yollardan geçiyoruz. Dere Çiftlik köyü burası. Tekrar edelim. Eski adı Saymuhal. Her bir kare bir tablo gibi. Güzel bir enerjiyle ayrılıyoruz Dere Çiftlik köyünden. Ve sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakıyoruz. Yolunuz Giresun'dan geçerse Alucra ilçesine bağlı Dere Çiftlik köyüne uğramanızı tavsiye ediyoruz.